İnsanların büyük bir kısmı genellikle boşa kürek sallıyorlar. Ömürlerini boşa harcıyorlar. Yani o kadar sabahtan akşama kadar çalışıyor çalışıyor bir köle gibi. Sonra elinde hiçbir şey kalmıyor. Yani ayın sonunu getiremiyor. Sonra yine tekrar aynı çaba, gayret, ter, emek yine karşılığını alamıyor. Elinde olan ne varsa onu tutamıyor. Elinde tutamıyor. Parayı tutamıyor. Mal, mülk bunlar varsa elinde bereketi olmuyor. Çünkü problem şu. Kafa yapısı. Şurası. Burayı düzeltmeden araba gitmiyor. Bak şöyle örnek vereyim. Senin araban var. Bu araban en önemli parçası ne? Motoru. Yani kafa yapısı. Burası çalışmıyorsa eğer bu aracın hiçbir kıymeti yok. Bu arabayı devamlı itmek zorundasın. Yani iteceksin, çekeceksin. Yani daha fazla yoruluyorsun. Bu arabanın hedefi ne aslında? Seni A noktasından B noktasına götürmek. Ama usulü ne, fıtratı ne? Motorun çalışması gerekiyor. Yani motor gerekiyor. Kafa yapısı gerekiyor. Bu olmadan sen sadece yorulursun. Sadece iterek, çekerek yorulursun. Sen de milyoner kafa yapısına sahip değilsen boşa çaba gösteriyorsun. Boşuna yoruluyorsun. Boşuna emek harcıyorsun. Bak bunu daha iyi şöyle anlatabilirim. Düşünce senin bedenine yansıyor. Örnek verelim. Sen iki parmak arasında Japon yapıştırıcısının olduğunu düşün. Bak sadece düşün. Benim yaptığım gibi yap. İki parmak arasında Japon yapıştırıcısı var. Bastır bu şekilde benim yaptığım gibi. Sadece öyle düşün. Ben armut diyene kadar parmakların bu şekilde kalsın. Ben armut dediğim zaman açılacak ama ondan önce o meyveyi söylemeden açılmayacak. Şimdi düşüncenin hayatına nasıl yansıdığını gösteriyorum sana. Yani bedenine nasıl yansıdığını gösteriyorum. Bu örnekle. Kafa yapısının ne kadar önemli olduğunu uygulamalı bir şekilde ispat etmeye çalışıyorum. Sen bu şekilde inanınca bu parmakların arasında Japon yapıştırıcısı var. Bu parmakları birbirinden ayırmak çok zor gelecek sana. Sen denemeye kalkıştıkça gittikçe daha çok kendini çekiyor birbirine. Daha çok yapışıyor. Hatta şu anda ürkmeye başladım. Korkmaya başladım. Çünkü o meyveyi acaba İsa Hoca söyleyecek mi? Biraz önce söylediğim meyve var ya, o meyveyi söyleyince ama açılacak. Belki de söylemeyeceğim bu videonun sonuna kadar. O yüzden iyi dinle beni. Sonuna kadar izle. Hatta belki sonuna kadar bırakabilirim. Şimdi şunu söyleyeyim. Sen böyle düşündüğünden dolayı açamıyorsun. Açamayacaksın. Hayatta da doğru bir düşüncen yoksa eğer, şu kafa yapısı, doğru kafa yapısı yoksa eğer, bereketin olmuyor. Elinde para tutamıyorsun. Köle gibi çalıştırıyorlar seni. Herkes kullanıyor sonuna kadar seni. Bir türlü başarılı olmuyorsun. Yani arzuladığın hedefin var ya. Hani çoluk çocukla böyle özgür bir hayat istiyorsun. Onu istiyorsun. Herkes onu istiyor. Ama ona ulaşamıyorsun. Neden? Çünkü doğru kafa yapısı olmadığı için. Şimdiki burada örnekteki gördüğün gibi. Olmuyor hocam. Evet. Yapıştı. Açamıyorum. Evet aynen öyle. Ya, açamaz. Bu burada yapıştı kaldı. Ama sen doğru düşünce yapısına ulaşırsan, doğru düşünce yapısını kazanırsan, doğru bakış açısı kazanırsan, milyoner kafa yapısını kazanırsan, şimdi örnekteki gibi armut dediğimde çözülecek. Nasıl çözüldü? Bak armut dedim çözüldü. Çünkü biraz önce sana o telkini verdim. O düşünce yapısını değiştirdiğinde, yapabilirim, başarabilirim dediğinde, doğru bakış açısına sahip olduğunda, milyoner kafa yapısına sahip olduğunda, yani şurayı değiştirdiğinde o zaman paranın bereketi oluyor. O zaman kazancın bereketi oluyor. Kazancın çoğalıyor. O zaman daha özgür oluyorsun. Çoluğunla çocuğunla daha fazla zaman geçirebiliyorsun. Daha rahat bir hayata sahip oluyorsun. Ama şurayı değiştirirsen. Yani düşüncenin senin parmaklarını nasıl yapıştırdığını ve düşüncenin tekrar seni nasıl özgür bıraktığını ben sana burada ispatlamaya çalışırım. Sen de ulaşabilirsin, sen de yapabilirsin. Sadece burayı değiştir. Bunun için kendimi 7 hafta odaya kapattım. Araştırma yaptım. Zenginlerle fakirler arasında, yoksullar arasında düşünce farklılıklarını araştırdım, analiz ettim. Ve bunun sonunda mükemmel bir eğitim ortaya çıktı. Milyoner kafa yapısı eğitim. Bu eğitime kim katıldıysa hayatı değişti. Hiç beklemediği şeyler oldu. Beklemediği yerden kapılar açıldı. Fırsatlar açıldı. Paralar gelmeye başladı. Biraz önce örnekteki gibi. Burayı değiştirdin, özgür kaldın. Burayı değiştirdin, milyoner kafası sahibi oldun. Zenginliği mıknatıs gibi kendine çekti. Sadece burayı değiştir. Bunun için hemen videonun altında milyoner kafa yapısı tanıtımı semineri var. Hemen oraya tıkla, eğitime katıl ve sen de kafa yapısını değiştir ve özgürlüğe ulaş. Ailenle beraber. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kal.